Salih. Yemek hazır. Hadi. Hadi. Sen iyisin. Değil. Ev işini düşünüyorsun. Evet. Sen birilerin borç bulsan, keşke evi sen satın alsan. Nereden bileyim? Kim verecek o kadar parayı karın? Bugün ayna gittim. Ondan istedim. Öz kızım. Allah etti anne. Rahmet. Benim halana Rabia hala var. O çok zengin. Telefon ederim ona. İsterim ondan borç para. Sarı çizmeli Mehmet ağa. Ne? Yok bir şey, uzun hikaye. Hiç tanımadığımız birinden borç mu alacağız şimdi? Ha, seni tanımıyor. Ama ben tanıyor. Verir mi ki? O çok zengin. Ben isterim ondan. Senin bu akrabalar da bir enteresanlar. Hiç ortada gözükmüyorlar. Sonra bir anda ortaya çıkıveriyorlar. Ekber gibi olmasın mı? Ben çağırmadı Ekber. Hem ben sana kaç kere dedi, uzak dur bu adamdan dedi. Ama sen beni dinlemedin. Tamam, haklısın. Haklısın. Dinlemedim. Diyelim halandan bu parayı istedik. Aldık. Nasıl ödeyeceğiz? Öyle hemen geri veremeyiz. Söylerim ben, anlatırım. Ben söylerim, hemen borç veremeyiz kere, zaman lazım. Söylerim. Hı? Şu zor günlerimde bir tek sen varsın yanımda. Müjdemi istiyor ben. Ne müjdesi? Halamın gönderdiği para geldi. Para mı geldi? Elbette geldi. Allah Allah. Hiç tahmin etmemiştim. Geleceğini karayayım. Ne kadar geldi? Tahmin ediyor ben evi satın almak için yeter. Tamam. Tamam çok iyi. Çok iyi tamam. Sen Sultanahmet'e gel tamam mı? Açık arttırma orada. Orada buluşuruz. Ben de hemen geliyorum. Tamam. Görüşürüz. Yüreğim pırpır ediyor anne. Niye Cemile kızım? Bugün açık artırma var. Ev satılacak.
Cemile kurtuldunuz. Parayı buldum, evi geri alacağım. Hiçbir şey olmayacak, tamam mı? Açık arttırmaya gidip evi hemen geri alacağım. Merhaba. Nereden buldun parayı? Ya ne yapacaksın nereden buldum? Önemli olan parayı bulmuş olmam değil mi Cemile? Buldum işte. Gidip evi satın alacağım şimdi. Yavaş ol bakalım. Bu evin yarı hissesi benim. Ya bir şey mi dedim? Tamam, Allah Allah, senin. Haber vermeye geldim Cemile. Sultanahmet'te açık arttırma var. Şimdi oraya gidiyorum, tamam mı? Ben size haber veririm. Hadi alasın ol. Anne alasın ol. Bu Ali gene bir şeyler karıştırıyor ama anlamadım. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Sultanahmet'e. Açık arttırma orada yapılacakmış ya. Yok benim aklım kalacak, merak ederim. Gidiyorum ben. Ben de gidiyorum. Ben de. Ben? O vakit biz Osmanlı evde kalırız. Ha? Hadi görüşürüz. Şimdi sırada Zeytinli sınırı içinde 25 ada, 315 parsel ve 75 paftanoğlu, Ali Akarsu ve Cemile Karaboğa üzerine tapulu gayrimenkul var. Gayrimenkulün ihale edilebilmesi için arttırma bedeli muammen kıymetinin %60'ına bulması gerekir. Arttırma bedeli muammen kıymetinin %60'ına bulunuyor ve bu bedel... Bunlar niye geldi şimdi? Bilmiyorum ne bileyim. Satış ve paylaşma masrafları karşılığı ise taşınmaz muammen... İşi var bu kadının burada. Boşverdi. Şimdi ne oldu belli zaten. Fatih semtinin Zeytinli mahallesindeki iskanlı arazi üzerindeki yarım dönüm bahçesi olan 280 metrekare, iki katlı, dört oda, bir salon masraflı kâgir evi satışa sunduk. Talip olanlar kanuni müddet içerisinde dilekçelerini vermiş olup teminat bedellerini yatırdılar. Biz böyle bir şey yapmadık Karolin. Sakin ol sen, beni yaptı her şeyi. Bu alıcı. Şimdi alıcıları görelim. Bir numaralı alıcı. Levent sessiz. İki numaralı alıcı. Hasan Berber. Üç numaralı alıcı. Üç numaralı alıcı. Üç numaralı alıcı teşrif etmemiş bulunmakta. Dört numaralı alıcı. Sen otur Ali. Caroline Akarsu. Teşekkür ederim Caroline Akarsu hanımefendi.